Sevgili gençler, mühendislik fakültesi fakülteler arasında en popüler fakültelerden bir tanesi diyebiliriz değil mi hocam? Mühendislik çok tercih edilen ki mühendislik deyince, hayatımızın her alanına dokunan insanlar ve işlerden bahsetmiş oluyoruz. Yanımızda Ali Er hocamız var. Hem mühendislik fakültesini konuşacağız hem de onun hocalık yaptığı mekatronik bölümünden de birazcık bahsedeceğiz. Hocam, öncelikle mühendislik fakültesini galiba Küçükyalı'da kampüsümüzde. Evet. Biraz anlatabilir miyiz? Nasıl bir fakültedir? Hangi bölümleri vardır? Öğrencilerimiz mutlu mudur? Biz Küçükyalı'da şu an 4 bölüm olarak öğrenci alımına ve mezun etmeye devam ediyoruz. Mühendislik eğitimimizde şöyle, önce bir sene hazırlık 4 bölümümüzde de zorunlu. Çok zorunlu. Ama tüm bölümlerimiz İngilizce değil. 2 bölümümüz bilgisayar ve endüstri %30 İngilizce destekli şekilde devam ediyor. Mekatronik ve elektrik-elektronik %100 İngilizce. %30 İngilizce ne demek ya da İngilizce destekli? 240 krediyle öğrenciler mezun oluyor. En az 72 kredisinin İngilizce dersleri kapsaması gerekiyor. Evet, bu şekilde. Birinci sınıf genelde birazcık fakülte derslerimizden bahsedeyim. Birinci sınıfta genelde ortak dersleri alıyor öğrenciler. Matematik, fizik, fizik laboratuvar, programlama gibi dersleri alıyorlar. Genelde bu 4 bölüm içinde bir genelleme yapabiliriz birinci sınıf için. Hem de bir kaynaşmış oluyorlar. Evet. Onun dışında ikinci sınıfa geçtiklerinde birazcık daha fakülte zorunlu mühendislik matematiği gibi derslere geçiş yapıyoruz artık. Ve bölüm zorunlu derslerimiz. Örneğin mekatronik için termodinamik gibi dersler, bilgisayar mühendisliği için veri tabanları dersleri gibi dersler. Artık kendi alanlarıyla ilgili uzmanlaşmaya başlıyor. Evet, aynen bu şekilde. İkinci sınıfın sonunda hepsinde birer staj zorunlu. Ve aynı şekilde üçüncü sınıfta da zorunlu. Yani fakülte boyunca iki stajlarını yapıyorlar. Bunlar 20'şer günlük 40, yani toplamda 40 iş günlük. İki stajdan ibaret. Rahat staj bulabiliyorlar mı ya da zaten siz mi hallediyorsunuz onları? Yani şöyle, biz aslında tercihen fakülte olarak kendilerini bulmalarını istiyoruz. Neden kendilerini bulmalarını istiyoruz? Çünkü bu aslında iş hayatına da bir hazırlık öğrenci için. Yani bir CV hazırlamak, bir işe başvuru yapmak, başvuru yaparken kullandıkları ön yazılar, onun dışında bir mülakat deneyimi. Öğrenci için kendi yaptığımızda 2 sene sonra ya da 1 sene sonra karşılaşacağı şey aslında bir ön hazırlık oluyor. Hocam, bunu özellikle şunun için sordum. Bazı okullarda ya da bazı uygulamalarda birçok şeyi öğrencinin yerine yapma da var. Aslında burada galiba dengeyi tutturmak çok önemli. Yani neyi biz öğrencinin yerine yapıyoruz, neyi onun sorumluluğuna vermeliyiz gibi. Evet, yani bizde öğrencinin %100 kesin biz buluyoruz diye bir şey yok. Ama eğer bulamazlarsa kariyer merkezimiz yardımcı olmaya çalışıyor öğrencilere. Bu dediğim gibi ama önceden haber vermeleri gerekiyor. Ben staj bulamadım. Şu alanda staj yapacağım şeklinde kariyer merkezimize bildirirlerse kariyer merkezimiz yardımcı olmaya çalışıyor. Evet. Peki mekatronik mühendisliğine gelelim. Demin de biraz konuştuk. Ben öğrencilerden çok duyuyorum. Mekatroniğin peşinde olan pek fazla öğrenci var. Önce biraz bölümü tanıtalım ya da bu mesleği nedir? Mekatronik mühendisliği en genel tanımıyla makine, yazılım, elektronik ve kontrol mühendislerinin birleşimi. Yani 4 bölümü birleşimi olarak tanımlayabiliriz. Ama bu demek değil ki bir öğrenci mezun olduğunda 4 işi birden yapıyor. Tabii ki bir değil. Genelde öğrenciler bir alanda uzmanlaşıyor. Ama tabii ki bunun avantajı şu şekilde olur öğrenciye. Çalışana artık. Mezun olup çalışmaya başlayınca. Öğrenci çalışanımız artık hangi departmanda çalışıyorsa diğer bölümlerden de bir insan olduğu için bir ortak dil oluşturuyor. Peki birçok projede yapıyorsunuz hocam bildiğim kadarıyla. Yani Teknofest'te bulunduğu için ama başka projeleriniz de oluyor. Biraz onlardan bahsedelim. Şöyle, öğrenciler genelde artık biraz TÜBİTAK Yapışçısı Challenge gibi yarışmalar sayesinde artık biraz projeyle bir şeylere, öğrendikleri şeyleri kaplamaya çalışıyorlar. Bu da hem bir takım içinde nasıl çalışılır, buna destek oluyor diyebilirim. Bir de derslerle öğrendikleri teorik bilgileri bu projelerde uygulamaya geçirme şansları oluyor öğrencilerin.
aslında bir nevi bayağı çalışıyorlar, iş üretiyorlar, proje yapıyorlar, birlikte çalışmayı öğreniyorlar dediğiniz gibi. Çok ciddi bir süreç anladığım kadarıyla. Tabii yani bu projenin bir tasarım ağacı var, üretime geçirilmesi var, kullanması var. Onun dışında projenin dediğim gibi Teknofest'e gidiyorlar, öğrenciler orada bir takım ruhu, bir yarışma heyecanı görüyorlar. Yani, bu onlar için büyük deneyim tabii. Evet, büyük bir deneyim. Onun dışında başka okullarla kaynaşıyorlar, yardımlaşmayı öğreniyorlar. Bu aslında çok büyük bir deneyim. Bunlar devam edecek anladığım kadarıyla. Evet tabii devam edecek. Bizim yani öğrenciler şöyle dedi, biz gelene kadar yaptınız, biz gelince böyle olmadı mı gibi olmasın. Ya bu ama hocaların özellikle öğrencilere ittirdiği bir şey değil. Öğrenciler bunu kendileri yapmak istedikleri için yapıyorlar. O zaman evet, ne kadar çok istek o kadar çok festival. Evet tabii ki de öyle. Genelde bize şöyle bir talep geliyor 4. sınıfta. Hocam böyle böyle bir projemiz var, biz bununla Teknofest'te şununla şu alana katılmak istiyoruz, şu yarışmaya katılmak istiyoruz katılıyor. Evet arkadaşlar, Alara hocamız valla tek tek anlattı, detaylı da anlattı. Mühendislik fakültesi, biraz da mekatronik mühendisliği bölümünü konuştuk. Her anonsun sonunda da tekrar ettim diye, bunları da tekrar ediyorum. Çünkü sadece aranızda bir video izlemiş arkadaşlarımız da olabilir. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sütlüce ve Küçükada kampüslerinde, iki kampüste de tercih ve tanıtım günleri devam ediyor. Tercih günlerinin sonuna kadar devam edecek. Kampüsümüzde kıymetli hocalarımız, danışman hocalarımız ve işinde uzman insanlar, aileler, veliler, öğrenciler hepsi buradalar. Sizleri de bekliyoruz.